Allah'ın izniyle bir star olayım var ya. O zaman sana arabanın kararlığını alacağım. Ulaştırma müdürü mü yapacağım la seni? Ulaştırma müdürü ne ki? Şoför işte. Ya aynı zamanda da müdür yani. Yani işte şoförlerin müdürü gibi, çok güzel bir şey. Arabanın kralını alacağım bana ha? He, hem de iki tane. Vallahi bak. Bir tanesi iş için, öbürü de yengeyi, çoluğu, çocuğu kap pazar günleri pikniğe gitti. Hadi bas bas, geç kalacağız, menajeri bekletmeyin. Bas bas diyorsun da daha adresi vermedin. He. Adres. Bakalım. Cambaz Caddesi 3. Levent. 3. Levent mi? Bilmiyor musun? Yok canım, ne bilmeyeceğim. Aşağı ileride 1. Levent var. Az ilerisinde de 4. Levent. İkisinin arasında bir de olsa gerek. Yengeye sor. Ne yengesi? Navigasyon yenge, elektronik karı var ya, her şeyi ona soruyorum, bunu da sor. Ya bırak alan sevsen dikme ya, benimle dalga geçiyorsun. Ne oldu, direkt aranız mı bozuk? Boş ver, iyi olmuş. Yüz verme buna ya. Ben yaparım aranızı, vallahi bak. Manyak mıdır nedir? Atari'ye aşık olmuş ha. Ne o? Ankara'da plaza yok mu? La bebe, sen Ankara'yı köy mü sandın la? Ankara'da böyle camlı plazmaların kralı var, kralı. Ya o plazma değil, değil. Plaza, plaza. Bu saatten sonra bir de sana Türkçe öğreteceğim. Kadir Hatırlıoğlu, Hatırlıoğlu medya, müzik, yapım, reklam, tanıtım, organizasyon, ithalat, ihracat, dış ticaret, inşaat, sinerji ve sanayi LTD ŞTİ. Ya Devrem, bu adam çok meşgulmuş. İstanbul'un bütün işlerini Kadir abi yapıyor oğlum. Gel, gel. Selamun aleyküm. Buyurun. Kadir abiyle görüşecektik de. Dikmen Bey değil mi? Evet, Dikmen, Ankara'nın Dikmeni. Bir saniye. La kardeş, yılların sanatçısıyım ama insan gene de bir heyecanlanıyor ha. Kadir Bey üst katta, buyurun. Yalnız merdivenlerden yukarı çıkacaksınız. Pardon. Haberi bu yenge. Selamun aleyküm yenge. He? Lüks sitede 300 metre kare daire, üstüne de iki tane spor araba mı? Bir de hemen yarın Seda Sayan'a mı çıkartacaksın beni Kadir abi? Tamam, kabul ediyoruz. Nereye imzalayacağız Kadir abi? Ya Dikmen'cim, imza işleri kolay be canım ya. Sanki kaçıyorsun. Yalnız bak, sana bir abi tavsiyesi. Biri sana bir şey teklif ettiğinde otur, önce bir düşün, bir bak, bir gör ya. Allah korusun, çeşit çeşit insan var, yapmayın böyle ya. Gördün mü Kadir abimiz zek? Estağfurullah Kadir abim, sen bir şey söyleyeceğin de biz senden şüphe mi duyacağız yani? Sıfatında yalan söyleyecek bir insan olmadığını açıklar zaten abi. Eksik olmayın çocuklar ya. Ya hadi gidelim, evini bir gezdirelim sana. Olur ya Dikmen, evi beğenmez beğenmez ha? Kadir abime bak ya. Sen güzel diyeceksin de ben beğenmeyeceğim abi. Olsun. Yine de bir bak kendi gözünle gör. Hoş zaten şu Seda'nın programı bir güzel geçsin. Sen Boğaz'da kendi yalını alırsın 2 ay içerisinde zaten. Ne? Ama şimdilik kendi başını sokacak bir yerin olsun diye diyorum Dikmen'cim. 2 ayda yalı mı? Evet. Vay kardeş, İstanbul'a bak Allah'ını seversen ya. Demek onca insan boşuna gelmiyor la bu İstanbul'a. Yeteneği hemen gözünden anlıyorlar vallahi. Kadir Bey, Seda Hanım telefonda. Seda mı? Ya çıkıyorduk ama biz şimdi ya. Aramı siz söylemiştiniz efendim. Doğru ya, ben dedim. Dikmen 2 dakika bir bekleyin de şu Seda ile konuşayım. Bir programla alakalı bir şeyler konuşuruz hep. Olur mu? Tabii Kadir abim, senin işine bak. Seda Sayan, Seda Sayan. Alo. Güzeller güzeli kraliçem benim. Ne yapıyorsun? İyi vallahi be Sedacığım. Ne olsun işte. Aynı bildiğin gibi. Ya neden arattım seni biliyor musun? Hani geçenlerde sana birinden bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Evet, evet. Ah, Dikmen, Dikmen işte ya. Dikmen geldi İstanbul'a. Vallahi bravo, nasıl hatırladın ya? Adımı nasıl hatırladı, gördün mü la? Nasıl bahsettiyse benden artık. Ben de diyorum ki ilk etapta senin bu programa çıkartalım bir Dikmen'i. Hani reklam mahiyetinde yarın öbür gün. Kardeş,
Seda Sayan'a çıktı mı var ya bu iş tamamdır ha. Güven Park'ta 100.000'lik konser versem bu kadar etkili olmaz. E tanıtım ücretini vereceğiz tabii canım. Bedava meşhur etmeyeceksin ya çocuğu. Bugün mü yollayayım? Ya Sedacığım bugünden yarına aramızda paranın lafı mı var Allah'ını seversen ya? KDV ödemeleri için acil para mı lazım? Ya Sedacığım vallahi mesele değil 50.000 lira yeri geliyor nereye vermiyoruz be güzelim ya? Evet. Ya daha bu sabah ben yüklü miktarda ödeme yaptırdım ya. E bu şeyin işte gönül yazara 15. sanat yılı kutlaması yaptırıyorum ya. Sedacığım şimdi bana faiz bozdurtma gözünü seveyim ya. Allah Allah. Kadının inadı tuttu ya. Neyse başka program mı yok abi çıkacak ya. Bunları da çok fazla şımartmamak lazım ha. Kadir abi. Ya gözünü seveyim şimdi para için şey yapmayak. Bende para var ben vereyim. Dikmen saçma saçma konuşma ya. Ben senin menajerinim oğlum. Sana bir de para mı harcatıracağım ya? Bak bunu bir daha duymamış olayım ha. Alo. Seda. Neyse canım be kusura bakma. E o zaman bu iş yatar. Bak sırf senin şu inadın yüzünden de şu çocuk meşhur olamazsa Kur'an çarpsın vebali senin üstünedir haberin olsun. Kadir abi ya gözünü seveyim ben vereyim diyorum. Senin paran vadesi dolduğunda bana verirsin. Evet ya. Madem bu kadar mühimse Seda'ya çıksın. 3-5 bende de var. Olmazsa yetişmezse ben desteklerim yani. Neyse. Peki olmadı ama çocuklar bu şekilde ya. Sedacığım. Ha canım. Şimdi benim çocuklarla birazdan paranı gönderiyorum tamam. Tamam tamam. Ama bilesin gönül koydum bak. Yok yok küsmem tabii canım niye küseceğim ya. Aynen öyle. Aynen öyle ama sen de bu çocuğu programda bir güzel parlatacaksın. Başka da yolu yok yani haberin olsun. Tamam canım hadi bakalım. Ya tamam dedim göndereceğim senin paranı. Allah Allah. Ya iyi kadın hoş kadın da şu inadı tuttu mu çekilmiyor ya. Ya nerede görülmüş kardeşim menajerinin bir günlüğüne de olsa sanatçısından borç para aldı. Kadir abim ya yapma kurban olayım. Biz yabancı mıyız artık ya? Hadi gidelim bankaya ben çekim veririm sana parayı. Dur. Önce şu evi bir gör. Bakalım olur ya beğenmesin beğenmesin. Evi bir gör, aklında soru işareti kalmasın. Ondan sonra ödeyin bana parayı. E tamam hadi görek evi. Çok güzel ya. Biraz tepelik bir yerde. Yokuş çıkacağız ama olsun çıkarız artık. E olsun o kadar canım. Bak şimdi bu evin banyosu, mutfağı, odaları, eşyaları her şey harika. Eşya mı? Eşya da mı koydurdu? Koydurdum tabii. Vay hoş menajerim benim, kardeşim benim ya. Bütün eşyalar tas tamam Dikmen. İğneden ipliğe her şeyini hazırlattım. Vay 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 vay. Hadi girek eve ben de yerleşeyim artık evime değil mi? Yok yok olmaz. Yani hemen olmaz. Önce bir temizletelim evi, ondan sonra gireriz. Ben temizlerim. Bakkaldan deterjan alırım, robalarım ben onu. Olur mu öyle şey canım? Benim sanatçım temizlik memizlik yapmaz. Niye ki? Yakışmaz. Ben seni yıpratmak istemem. Bugün 5 tane temizlikçi gönderirim buraya. O 5 temizlikçi burayı var ya canavar gibi temizler. Ev büyük. Büyük değil mi? Büyük tabii. Sen de yarın taşınırsın. Yani kendini taşırsın demek istiyorum. Vallahi seni dediğini yapacağız artık ne yapalım. He, tamam. Sonrasında da şeye gideriz Seda'ya. Ama bir şey söyleyeceğim CD'ni sakın unutma ha. Ya kardeşim. Vallahi bak ben kendimi unuturum. Aa bu CD'yi hiçbir zaman unutmam be ya. Anam. Abo geç kaldık. Beste beni bekler. Menajer gidek hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Dikmen. Nasılsın Kadir abi? İyi siz ne yapıyorsunuz? Sağ olasın. Sağ ol canım benim. Çektik parayı abi. Hallettiniz mi? İyi yaptın Dikmen. Tam mı burası? Onda 48 var abi. 2 de zirek getirdi sağ olsun. Ya vallahi mahcup olmayalım şu kadına istiyorum ya.
Seni alemin kralı yapacağım. Abi beni her yere kralı yap. Yapacağım Dikmen, hiç merak etmeyin siz. Sağ ol Kadir abi. Hadi bakalım. Biz kaçtık o zaman. Tamam, hadi dikkat edin. Arayacağım ben sizi. Tamam abi, telefonlaşacağız. Tamam canım, hadi sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.